Türk Savunma Sanayi Şirketi Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Tekirdağ, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ilk uçuş öncesi gerekli testlerin tamamlanmasıyla birlikte saat 14.59'da havalanan Bayraktar Kızıl Elma, 15.17'de ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak iniş yaptı. Bayraktar Kızıl Elma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı. Baykar'ın %100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızıl Elma projesi 2021 yılında başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TCÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızıl Elma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Kızıl Elma burada bir ay süren testlerin ardından, projede yaklaşık bir yıl gibi rekor bir sürede ilk uçuş gerçekleştirildi. Baykar, 2004 yılında Bayraktar Mini İHA ile çıktığı yolda 2014'te Bayraktar TB2'yi, 2019'da Bayraktar Akıncı'yı ilk kez uçurdu. Akıncı'dan 3 yıl sonra Bayraktar Kızıl Elma gökyüzüyle buluştu. Bayraktar Kızıl Elma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve hali hazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma, bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik katkı sağlayacak. Bayraktar Kızıl Elma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli ASA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızıl Elma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek Kızıl Elma, Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.